Kontrolsüz kavşaklardaki ilk kural, motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol verir. Bu kural birinci kuralımız. Bu kuralı ezberlemenizi istiyorum. Motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol verir. Bakın size şöyle bir grafik hazırladım. Zaten motorsuz araçlarımız at arabası ve bisiklet arkadaşlar. Bu iki aracımız şurada gördüğünüz bütün araçlara yol verir. Bakın bu animasyonda bir otomobil ve bir at arabası karşılaşıyor. Artık böyle bir karşılaşmada motorsuz araçların motorlu araçlara yol verdiğini bildiğiniz için birinci kuralı işlettiğiniz için kimin geçeceğini biliyorsunuz. Bakın burada da otomobil geçiyor ve at arabası bekliyor. Bu kuralı çok seviyorum. Sebebi bundan sonra artık böyle bir soru gördüğünüzde at arabasının veya bisikletin en son geçeceğini bir kere öğrendik arkadaşlar. Diğer kuralımız lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri her zaman binek araçlarına yol verir. Önce grafiği görelim. Bakın burada traktör ve iş makinalarını gösteren bir grafik hazırladım. Yan tarafında da bine araçları gösteren grafiğimizi hazırladık. İkinci kuralımız için ne söyledik? Traktör ve iş makinaları her zaman binek araçlarına yol verir. Bu kuralımızı unutmuyoruz. Şimdi grafiğimizi gördüğümüze göre ilgili animasyonlara bakalım. Bakın burada bir traktör ve bir kamyon karşılaşıyor. Traktör hangi kategoriye giriyor? İş makinaları kategorisine giriyor. Kamyon hangi kategoriye giriyor? Binek araçlarına arkadaşlar. Bakın örnekte görüyorsunuz. Kamyonla traktör karşılaşıyor. Kamyon geçiyor. Yani iki numara. Ondan sonra traktör geçiyor. Burada farklı bir örnek daha var. Ona da bakalım. Bakın burada da graderle yani iş makinası ile otomobil yani binek araç karşılaşıyor. Ve burada binek araç olan otomobil geçiyor. Ardından grader geçiyor arkadaşlar. Farklı farklı örnekler hazırladım ki bu konuyu temelli çözelim. Burada da yine traktör ve otomobil karşılaşıyor. Hemen söylüyoruz. Traktör iş makinası, otomobil ise binek araç arkadaşlar. Kuralı hatırlayın. Traktörler ve iş makinaları her zaman binek araçlarına yol verir. Binek araç kategorisine bakalım. Motosiklet bir binek aracıdır. Otomobil binek aracıdır. Kamyonet, minibüs, çekici, kamyon, otobüs bunlar binek aracıdır. Traktör ve iş makineleri ise tamamen farklıdır arkadaşlar. Bunlar iş için üretilmiştir. Yani bunlar binek araçları değildir. Bakın gösterdiğim bütün animasyonlarda da şuna dikkat ediyoruz. Kontrolsüz bir kavşak. Kontrollü kavşakla kontrolsüz kavşağı nasıl ayırt ediyorduk? Kontrollü kavşakta trafik levhası, ışıklı cihaz veya polis varsa bunun kontrollü bir kavşak olduğunu anlıyorduk. Ve kuralları ilgili olan trafik levhası polis veya ışıklı cihazdan alıyorduk. Kimin geçeceğini onlara göre belirliyorduk. Ama kontrolsüz kavşakta gördüğünüz gibi trafik levhası yok, trafik polisi yok, ışıklı cihaz yok. O zaman benim saydığım kurallar geçerli. İlk kural motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol verir. İkinci kural lastik tekerlekli traktörler yani traktörler ve iş makineleri her zaman binek araçlarına yol verir. Şimdi üçüncü kurala geldik ama üçüncü kuralı söylemeden önce üçüncü kuralın öneminden bahsedeyim size. Peki motorsuz araçlar motorlu araçlarla karşılaşırsa motorsuz araçlar yol verecek. Traktör ve iş makineleri binek araçlarıyla karşılaşırsa onlar da yol verecek. Peki ya iki tane otomobil karşılaşırsa ne olacak o zaman? Çünkü ikisi de binek aracı. O yüzden bir kurala daha ihtiyacımız var. O da üçüncü kural. Eğer araçların cinsi aynıysa soldan gelen sağdakine yol verir. Kısacası arkadaşlar sağdakine yol ver. Bakın burada iki tane iş makinesi karşılaşıyor. Şimdi önce araçların sağ ve sollarını görmeniz lazım. Bakın şu aracı baz alalım. Bu aracın sağ tarafı neresi? Bu taraf. Sol tarafı neresi? Bu taraf. Şimdi bu araç böyle bir kavşakta başka bir araçla karşılaştığında soluna baktığında burası boş. Sağına baktığında yani burası dolu arkadaşlar. Otomatikmen sağdakine yol ver kuralı yüzünden bekliyor arkadaşlar yol veriyor sağdaki geçiyor. Sağdaki geçtikten sonra artık kimse olmadığı için kendisi geçiyor. Fazla örnek video hazırlamaya çalıştım. Her türlü senaryoyu görmenizi istedim. Burada da iki tane at arabası karşılaşıyor. Bakın cinsleri aynıysa o zaman soldaki sağdakine yol verir. İki at arabası karşılaşırsa sağdaki geçeceği için soldaki bekler, sağdaki geçer, ardından soldaki at arabası devam ediyor. Bakın böyle bir kavşakta da 3 tane aracımız karşılaşıyor. Bu soruyu aslında size sorayım. Burada kuralları işleterek bu sorunun cevabını düşünün bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir karşılaşmada 2 numara üstünden gidelim. 3 numaralı aracın sağında 1 numara olduğu için bekler. 1 numaralı aracımızın sağında 2 numara olduğu için bekler. 2 numaralı sağına baktığı zaman hiçbir araç görmediği için ilk geçiş hakkı 2 numaranın olur. 2 numara geçtikten sonra 1 numaranın artık sağında araç olmadığı için 1 numara geçer ardından 3 numara geçer. Geçiş sıralaması 2, 1, 3 olacaktı arkadaşlar. Bakın burada da arkadaşlar otobüsle kamyon karşılaşıyor. Kamyon sağında araç olduğu için bekliyor. Otobüsün sağında araç olmadığı için ise geçiyor. Önce otobüs ardından kamyon. 3 kuralımızı da size hatırlatıyorum. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Traktörler ve iş makineleri binek araçlarına yol verir. Üçüncü kuralımız soldan gelen sağdakine yol verir. Şimdi işi biraz daha farklı bir boyuta taşıyalım. Ve farklı araçlar karşılaştığında ne oluyor? Gelin beraber bakalım. Ben böyle bir soru gördüğümde ilk sorum kontrolsüz bir kavşak mı? Kontrollü bir kavşak mı? Evet bu kontrolsüz bir kavşak. İkinci soru araçların cinsine. Bakın bu bir iş makinesi. Bu motorsuz bir araç. Direkt birinci kural devreye giriyor. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir ve haliyle grader geçer önce ardından at arabamız geçer. Bu sayede hiçbir soruyu artık kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Bu kavşak kontrolsüz bir kavşak. Hemen ikinci sorumu sorayım. Bunların cinsine, Burada iki numarada bir binek aracım var. Bir numarada ise bir iş makinem var. İkinci kural neydi? İş makinaları her zaman binek araçlarına yol verir. Sorunun cevabı da bu şekilde arkadaşlar. Bu soruda da arkadaşlar yine kontrolsüz bir kavşakta araçlarımız karşılaşıyor. İlk geçiş hakkı kimin? Bu soruyu siz çözün. Evet arkadaşlar geçiş sıralaması nasıl olmalıdır derse soruda önce 2 geçer ardından 1 geçer ardından 3 numara geçer. Şekilde gördüğünüz kavşakta geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Düşünün bakalım. Cevabımız önce 2 geçer sonra 1 geçer. Şekilde gördüğünüz kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Bazen böyle sorar, bazen de şöyle sorar. Şekilde gördüğünüz bir numaralı araç ne yapmalıdır der. Önce ana kuralı belirleyelim. Birin sağında araç var mı? Var. 2'nin sağında araç var mı? Yok. O zaman önce bir kafanızda bitirin. İki numara geçer ardından bir numara geçer. Yani bir numara beklemelidir, yol vermelidir, izin vermelidir gibi şıklarda buna benzer e, cevabı aramalısınız. Şıklarda bazen de şey der mesela bir numaralı araç kornaya basarak iki numarayı uyarmalıdır. Hayır geçiş hakkı onun değil ki. O yüzden artık bu tarz sorularda hata yapmayacaksınız. Arkadaşlar dördüncü kuralımıza gelelim. Dördüncü kuralımız ise dönen araç her zaman düz gidene yol verir arkadaşlar. Bazen çünkü karşılıklı... E, İki araç karşılıklıdır. Sağda ve solda araç yoktur. İkisi de karşı karşıyadır. Zaten böyle araçlar eğer ikisi de düz gidiyorsa birbirlerinin yoluna çıkmadıkları için ikisi de aynı anda geçer. Ama eğer birisi dönüyorsa, birisi de düz gidiyorsa o zaman dönen araç düz giden araca yol verir. Bu da bizim dördüncü kuralımız. Kuralları hemen sırasıyla hatırlatıyorum. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Traktörler ve iş makineleri her zaman binek araçlarına yol verir. Soldan gelen araçların cinsi aynıysa soldan gelen sağdakine yol verir. Dördüncü kuralımız dönen araç düz gidene yol verir. Hemen örneğimize de bakalım. Bakın böyle bir kavşakta karşılaşan araçlara bir bakalım. Kontrolsüz bir kavşak birinci sorumuz. İkinci sorumuz araçların cinsinin hepsi aynı. Yani bu kavşakta motorsuz bir araç yok, iş makinesi yok, hepsi binek araç. Şimdi buradaki geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Öncelikle 4 numara ve 1 numara dön, sinyal ver, verip dönecekleri için onlar bekler. Onları bekletiyoruz. 3 numara ve 2 numara düz gideceği için asıl geçiş sıralaması buradan anlaşılacak. Önce düz araçlar geçeceği için biz 3 ve 2'den soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 numaranın sağında araç var mı? Var. 2 numaralı araç var. Peki 2 numaralı aracın sağında araç var mı? Var ama dönüş yapıyor. Otomatikmen 2 numara geçer. Ardından düz gittiği için 3 numara geçer. Kalır elimizde kamyonla motosiklet ikisi de dönüyor. Böyle bir soruda da arkadaşlar İkisi de döndüğü için soldan gelen sağdakine yol verir. Yani motosiklet geçer. Ardından kamyon geçer arkadaşlar. Soruları zorlaştırıyorum ki her türlü senaryoya hazır olun. Şekilde gördüğünüz kavşaktaki geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Kavşağımızda bir iş makinesi var yani traktör, geriye kalan 3 aracımız da binek araç. Traktörü bir kere komple bekletiyoruz. Neden? İş makineleri binek araçlarına yol verir. 3'ü eledik, en sonu bıraktık. Kaldı elimizde 3 tane binek aracı olan 2, 4 ve 1 numara. 1 numarayı da direkt geliyoruz. Neden? Dönüş yapıyor. Otomatikman o bekler. Kaldı elimizde 4 numara, motosiklet ve otomobil. Otomo hemen 3. kuralımızı soracağız. 2 numaranın sağında araç var mı? Var. Motosiklet var. Peki motosikletin sağında araç var mı? Var ama dönüş yaptığı için geçersiz. Otomatikman arkadaşlar motosiklet geçer. Yani 4 numara, ardından 2 numara geçer. Sonra bir numara geçer. Sonra iş makinamız yani 3 numara geçer. Bakın burada da 2 otomobil karşılaşıyor. 1 numara dönüş alacak, sinyal vermiş. 2 numara düz gidecek. Böyle bir karşılaşmada da dönüş yapan araç her zaman düz giden araca yol verir. Yani dördüncü kural işler. Çünkü hiç kimse hiç kimsenin sağında değil. İkisi de binek araç, ikisi de motorlu araç. dördüncü kuralla bu işi hallediyoruz. Bu dersle ilgili verebileceğim en önemli Tüyo'da arkadaşlar her zaman Yayalara yol verilir. Kontrollü kavşakta olsa, kontrolsüz kavşakta olsa yayalara öncelik verilir arkadaşlar. Yaya yola adımını atmışsa yol verilecek arkadaşlar. Sorularda da sık çıkıyor. Bisikletlilere ve yayalara her zaman kavşaklarda yol verilir. Bunu unutmayın. Yanıltmak için size soru sorabilir ama yaya resmi koyar. Bakın örnek soruyu da koyayım sizin için buraya. Burada yaya var. İlk geçiş hakkı her zaman yayanın. Çünkü yol adımı atmış. Son yıllarda da bu kültürü kazandırmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Bakın bu şey bu kavşakta da otomobil aslında ben burada unutmuşum sinyal veriyor sağa dönmek için. Bisiklette bisiklet yolunda düz gidiyor. İlk geçiş hakkı arkadaşlar düz gittiği için bisiklet geçer, ardından otomobil geçer arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü ile geçiş hakkını birbirine karıştırmayın. Geçiş üstünlüğü arkadaşlar görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliği tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir. Geçiş hakkı ise arkadaşlar yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre Yolu kullanma sırasındaki e, öncelik hakkına geçiş hakkı denir. Bu ikisi farklı şeyler arkadaşlar. Bunu karıştırmıyoruz. Bazen de bir kontrolsüz kavşakta e, binek aracı, motorsuz araç ve iş makinesi verip yanına bir tane de ambulans atıyor arkadaşlar. E, geçiş üstünlüğünü önce devreye alıyoruz. Önce geçiş üstünlüğünü işletiyoruz. Yani ambulans geçer. Ardından geriye kalan kontrolsüz kavşak kurallarını işletiyoruz. Şu ana kadar ne gördük peki? Şu ana kadar arkadaşlar hemen şunu açalım. Şimdi ne dedik? Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Traktör ve iş makineleri binek araçlarına yol verir. Soldan gelen sağdakine yol verir. Sola dönen düz gidene yol verir. Bu kurallarımızı gördük. Peki geçiş üstünlüğü ile ilgili bu kavşakta öncelikle daima ambulans geçer arkadaşlar. Ardından itfaiye, ardından polis aracı, ardından jandarma veya sivil savunma araçları geçer. <laughs> Şimdi Böyle kontrolsüz bir kavşakta, şekilde görülen kontrolsüz kavşakta geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Hepsinin düz gittiğini farz ediyoruz. Çünkü bakın ben okta ok atmamışım, sinyal de göstermemişim. Hepsinin düz gittiğini varsayarak bu soruyu çözün bakalım. İsterseniz videoyu durdurun, burada soruyu çözün. Ardından benimle beraber tekrar videoyu başlatarak çözebilirsiniz. Şimdi kuralları hatırlayın. Kontrolsüz bir kavşakta motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. 2 numara elendi. Çünkü at arabası motorsuz bir araç. Hepsine yol verir. İkinci kuralımız iş makinaları traktör ve iş makineleri binek araçlarına yol verir. Otomatikmen 1 numaralı aracımız o da elendi arkadaşlar. Kaldı elimizde 3 ve 4 numara iki tane otomobil yani iki tane binek araç. Soldan gelen sağdakine yol verir kuralını yani 3. kuralımızı işletiyoruz. 3 numaranın sağında araç var bekler. 4 numaranın sağında araç yok çünkü binek aracı yok. Otomatikmen önce 4 numara geçer ardından 3 numara geçer ardından iş makinesi geçer çünkü motorlu bir araç ardından at arabası geçer motorsuz bir araç kurallarımız basit arkadaşlar bu kadar net komplike sorular sormaya çalışıyorum karışık İstiyorum ki Ezberleyin. Tam milli eğitim ağzıyla soracağım. Şekilde gördüğünüz kontrolsüz kavşakta karşılaşmaları halinde bu araçların geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Cevabı bulduysanız ben çözeyim. Arkadaşlar hemen Kontrolsüz bir kavşak mı? Evet. E, araçların cinsine bakalım. Motorsuz bir aracımız var, iş makinamız var ve binek aracımız var. Motorsuz aracımız bekler. İş makinamız binek aracına yol verir. O da bekler. Önce bir numara otomobil geçer. Binek aracı. Ardından 3 numara traktör geçer. Çünkü motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Ardından motorsuz aracımız olan at arabası geçer. At arabasının yerinde bisiklet olsaydı da durum aynı. O da bir motorsuz araç. O da en son geçerdi. Şekilde gördüğünüz kontrolsüz kavşakta karşılaşmaları halinde geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Düşünün bakalım. Hemen bakıyoruz. Kontrolsüz bir kavşak. Araçların türlerine bakalım. 3 numara binek araç, 2 numara binek araç ve 1 numara iş makinesi. İş makinaları, traktörler ve iş makinaları binek araçlarına yol verdiği için bir numara bekler. 2 numara ve 3 numara arasında sağdan, soldan gelen sağdakine yol verir. Yani sağdakine yol ver. Otomatikman 3 geçer. Ardından iki geçer. Ardından bir numara geçer. Burada da 2 tane binek aracımız karşılaşıyor. Kontrolsüz bir kavşakta. Soldan gelen sağdakine yol veriyor. Şekilde gördüğünüz karşılaşma halinde geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Bu soruda ise arkadaşlar bakın iki tane iş makinası iki tane binek araç karşılaştı. İş makinaları binek araçlarına yol verdiği için iş makinalarını bekletiyoruz. Önce 1 ve 4 arasında kimin geçeceğini belirliyoruz. Otobüsün sağında bir binek aracı olduğu için otobüs bekler bir numara geçer. Ardından otobüs geçer. Şimdi iki tane iş makinamız kaldı. 3 ve 2. Üçüncü kuralı tekrar devreye alıyoruz çünkü araçların cinsi aynı. İkisi de iş makinası. Soldan gelen sağdakine yol verdiği için İş makinası 3 numaramız geçer, ardından traktörümüz geçer. Yani kavşakta kalan araçların cinsi aynıysa iki tane at arabası kalırsa ya da bir bisiklet bir bir at arabası kalırsa yine soldan gelen sağdakine yol verir. Şekildeki araçların kontrolsüz bir kavşakta karşılaşması halinde geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen ilk soru kontrolsüz bir kavşak mı? Evet. Peki araçların cinsine bakalım. 2 e, numara motorsuz araç, 3 numara motorsuz araç, 1 numara iş makinası, 4 numara binek araç. Düşünün bakalım. Arkadaşlar ben çözüyorum. Hepsinden önce binek aracımız geçer. 4 numara. Ardından iş makinesi geçer. Çünkü motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Bu ikisi gittikten sonra iki tane motorsuz aracımız kalıyor. Soldan gelen sağdakine yol verir. Burada da iki aracımı koymayı unutmuşum animasyon arkadaşlar. Ama iki aracı baz alarak devam edelim. Şu şekilde gördüğünüz kavşakta iki tane motorsuz araç karşılaştığında ilk kim geçer? Artık kuralı benimsediğimize göre ilk başta sağdaki geçer. Yani bisiklet geçer. Ardından at arabası geçer. 4 kuralı da benimsediğimize göre şimdi size kısa kısa geriye kalan kuralları sayacağım çünkü bitmiyor. Başka kurallar da var arkadaşlar. Hepsinden öte yayalar ve bisikletlere kavşaklarda her zaman öncelik verilir. Dört kuralı gördük. 5. kuralımıza geldik. Kavşak içindeki araca yol ver arkadaşlar. Her zaman kavşak içerisine girmiş döner kavşağın içinde veya adanın etrafında dönen araca yol ver. Burada animasyonda da gördüğünüz gibi İki aracımız karşılaşıyor. Birisi kavşağın içinde, birisi de kavşak dışında. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kavşak içindeki araç geçer, sonra kavşağa daha girmemiş olan bir numaramız geçer arkadaşlar. Beşinci kuralımız basitti. Altıncı kuralımıza geçiyorum. Altıncı kuralımız bölünmemiş yoldaki araç her zaman bölünmüş yoldaki araca geçiş hakkı verir arkadaşlar. Yani geçiş üstünlüğümüz bölünmüş yoldaki aracın arkadaşlar. Böyle bir soru görürseniz şekilde de görüyorsunuz. Her zaman İlk geçiş hakkı bölünmüş yoldaki araca aittir. Yedinci kuralımız arkadaşlar bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara ve bu yoldan gelen araçlara geçiş hakkını verir. Son kuralı söylüyorum arkadaşlar bir mülkten çıkan araçlar diğer karayolundaki araçlara yol verir. Kurallarımız bu şekilde bu kuralları ezberlerseniz hiçbir şekilde hata yapmazsınız arkadaşlar hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Geçen videoyla bu videoyu mutlaka iyice seyredin benimseyin. Bu iki videodan soru geliyor arkadaşlar. 5 tane, 6 tane her sınavda geliyor. Zaten trafikte en çok levhalar ve bu konudan soru geliyor. Bunları iyice kavrayın. Bu konuya özel soruları farklı bir videoda çözeceğim. Sadece bu konuya özel 30-40 tane soruyu bir araya getireceğim. Kavşak sorusu ve hepsini beraber çözeceğiz. Kontrolsüz kavşak konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse videolarım. Kanalıma abone olup videolarıma like atın arkadaşlar. Kafanıza takılan her soruyu aşağıda yorum olarak sorabilirsiniz. Bu videoyu tekrar tekrar izleyip hayatınızdan sonsuza dek çıkarabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.